Bugün Başak Yavuz'la birlikteyiz ve şiirle müziğin kesiştiği bir köşeden, öyle bir kavşaktan konuşacağız. Çok uzun sormayacağım. Proje nasıl oluştu zihninde? Muhit Bey'in kitabı masada duruyordu. Açtım kitabı ve başladım. Çoğunlukla diyorum ki çocuklar tamam müzik biliyorsunuz, sesiniz güzel, tipiniz güzel, her şey güzel ama şarkıyı söylerken bana ne diyorsun? Bazı şarkılar bazı prodüksiyon kararlarıyla gece 12'de dedim bunun kaydına gireceğiz. Peki neden? Biraz ipsiz sapsız olmamız gerekiyordu. Geceyi beklememiz gerekiyordu diyorum. Göz kırpıyorum, siz anlayın. 2015 itibariyle Grammy ödülleri jüri üyesisiniz. O nasıl bir şey oluyor? Yani benim sıra arkadaşım şu an Broadway'de yapımcı, anlatabiliyor muyum? Hayır? Senin sıra arkadaşın ne yapıyordur şimdi? Anladım, tamam böyle yapınca yani. Lavanta kokan kederler diyeyim, böyle ne diyor ablacığım sen ne diyorsun derler yani. Bizim durumumuz zor yani. Başak hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, çok iyiyim. Koltuk çok rahat. Evet, çok sıcak bir gündeyiz. Maceralı bir şekilde geldin, o yüzden bir kere daha teşekkür ediyorum. İstanbul maceraları yaşadın evet, yani biraz. Klasik. Neyse, biz İstanbul maceralarından daha duygulara doğru gidelim. Ahmet Muhip Branas'a gidelim. Çok uzun sormayacağım, proje nasıl oluştu zihninde? Aslında proje zihnimde oluşmadı. Proje kalbimde oluştu. Hmm. Yani kesinlikle böyle düşünülüp karar verilmiş bir süreç değildi. Tesadüfen Simin Samavati'nin bir özgür doğaçlama session'ına davet edilmiştim. Tesadüf de benim doktora yaptığım Yıldız Teknik Üniversitesi'nin stüdyolarında oluyordu bu session. Bu session'a gelirken de Simin bana dedi ki birkaç tane şiir kitabı getir, gel seninle şiir doğaçlayalım. Hmm. Ben de açtım kütüphaneyi. Ahmet Muhit Branas, Cahit Pilevi. Onu aldım, birkaç kitap daha aldım. Çantaya koyarken Muhit Bey'in kitabını masaya bıraktım. Öyle gittim session'a ve biz o gün Şevket Akıncı'nın bir şiirini kaydettik. Doğaçlama yaptık. Ben tabii tam gaza gelmiş bir şekilde eve döndüm. Muhit Bey'in kitabı masada duruyordu. Açtım kitabı ve başladım. Böyle çok enteresan bir olay oldu. Ve 3 gün boyunca Muhit Bey bize geldi diyorum. Yani artık olayı öyle tarif ediyorum. Yani bu tamamen bir tesadüfler zinciri. İlk gün hatırlıyorum Esmer şiiriyle karşılaştım. Esmer 2. Şu anda ben de onu okuyordum. Ertesi gün bir şiir daha bestelemek istedim. Uğraştım. Bir sürü de şiirini besteledim. Bir türlü içime sinmedi. Hatta Ağrı şiiri dışındaki bütün şiirlerini bestelemeye çalıştım. Sonra Ağrı ile baş başa kaldık. Orada da görürsünüz 7 sayfa kocaman bir şiir. Öyle kolaydı ki yaşıyorum demek. Soframıza konmuş bu doyulmaz yemek. Ne ki bu cendere, ne ki bu sonsuzluk. Bu köpüren sular ve geçmez susuz. Muhit Bey'in ağrısı zaten bütün insanlığı kapsayan, kavrayan bir ağrı. Orada hem ağrıdan bahsediyor hem de ağrıdan bahsediyor. Ve bütün insanlığın, bütün sancısını, o kocaman duyguları anlatmış Muhit Bey. Ki eşi Münire Hanım'ın da en sevdiği şiirlerden bir tanesi bu. Bu süreçte, yani bu iki şarkının bestelenmesi sürecinde, Başak Yavuz şeyi de düşündü mü sıklıkla? Türkiye'de bizim müziğimizde şiirimizle müziğimiz yeterince buluşuyor mu? İyi örnekleri var, çok iyi örnekleri var. Ama yeterince mi? Soru böyle olsun. Vallahi Muhit Bey'den en azından bahsedersek bir Atilla Özdemiroğlu bestesi vardır Fahri abinin. Bileklerim açılırdı rüzgarda, kısa eteklerim açık saçık şarkı söylerdi. Çocuğumuzda Fahri abinin filminden de bir müdahar oynar hatta. Ve Özdemir Erdoğan çok güzel bir şekilde yorumlamıştı. Mesela bu şiirle şarkının, müziğin buluştuğu bence Türkçemiz için en güzel örneklerden biridir. Yine Muhit Bey'in geçen günler şiirini Doğan Canko besteleyip söyler ve muhteşem bir aranjmanla. Çok da güzeldir, evet. Günler geçiyor birbiri ardından, pişmanlığa sürgünler gibi günler, ardı sıra dizilmişler yollara, geçiyor pişmanlığa sürgünler gibi günler. Böyle iki muhteşem örnek olunca önümde ben de biraz korktum. Şimdi ama ben şunu sormak istedim, araya gireyim. Evet, çok iyi örnekleri var. Gerçekten farklı şairlerden, yani Nazım Hikmet'ten, Yaşar Miraç'a, Murat Han Mungan'dan, Ahmet Muhit Branas'a çok değerli, çok çok yüksek düzeydeki şairlerimizin iyi bestelenmiş ve hafızamızda da yer etmiş eserleri var ama yeterince var mı? Örneğin bugün yeterince biz şiire bakıyor muyuz diye. Yani ben de böyle bir hani ters köşe soru değil de ben de aradım. Cevabı tam bulamadım. O yüzden hani Başak Yavuz'un yorumu nedir buna? Onu merak ettim. Şiire bakıyor muyuz? Bence çok bakmıyoruz.
Mesela Muhit Bey der ki lavanta kokan kederler. Şimdi bugünün gençliğini söyleyeyim, ben de yalnız kendim yaşlanmışız. Estağfurullah. Size. Lavanta kokan kederler diyeyim, böyle ne diyor ablacığım sen ne diyorsun derler yani. Birçok şairimizi bilmiyorlar. Özellikle ben şarkı yazım dersleri de verdiğim hı-hı için çoğunlukla diyorum ki çocuklar tamam müzik biliyorsunuz, sesiniz güzel, tipiniz güzel, her şey güzel ama bir şey söylemiyorsunuz. Yani bir şarkıyı söylerken bana ne diyorsun, derdin ne? Söylemin ne? Meselen ne? İşte bu meseleyi oluşturmamış oluyorlar zaten belli bir yaşta ama bir de eğer meseleleri varsa bile bunu nasıl ifade edeceklerini bilmiyorlar. Bunun çözümü belli. Aç oku. Ki hele ki şiir sesli okunur. Zaten şiiri sesli okuduğun zaman şiirin bir müziği vardır. Ve onu bestelemek eğer duyabiliyorsan o müzik senin de içinde varsa çok kolay, çok güzel bir yolculuğa dönüşüyor. O yüzden sanıyorum buna biraz kötümser bir cevap vereceğim. Ama ben zorluyorum. Yani evet, ben de açıkçası cevabı kötümser almak için sormadım. Yani buradan da böyle bir parmak sallayan soruya dönüştürmek istemem ama çok çok doğru. Genel olarak da biz bence yeterince şiir okumuyoruz. Ki bu coğrafya ne güzel şiirlerle dolu. Bu dil. Bu dil çok güzel bir şiir dili. Bence de daha fazla olsa ne güzel. Biz buradan çıkamazmışız. Ben yine yolculuğun birazcık öncesine gideyim. Yolculuğun öncesinden buraya doğru geleyim. Elimde Başak Yavuz'un önceki çalışmaları var. Bu ilkiydi değil mi? O ilk göz ağrım. Nasıl oldu bu albümle ilgili kısa bir bilgi? Yani David Lippman zaten hani yaşayan caz efsanelerinden bir tanesi. Hatta bir caz tarih kitabını açtığınız zaman David Lippman chapter'ı vardı böyle. Onu ayrıca okursunuz. Çünkü kromatik armoniyi caza uyarlayan ve caz müzisyenlerinin uygulayabileceği bir hale sokan, pedagojik bir çalışma yapan ve bunun kitabını yazan. Hani derler ya kitabını yazmış. Kitabını yazmış. Bu adamla biz 2 sene New York'ta çalıştık. 6 ila 8 saat süren derslerimizin ilk 2 saatinde şiir ve felsefeyle geçerdi. Ve sonra tabii ki okul biterken ben dedim ki hocam kayda giriyoruz yani. O da sağ olsun kabul etti. Okul arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarım, aynı zamanda hocalarımın böyle birleştiği bir ilk göz ağrısı oldu. Hemen mezuniyet resitalimin ertesi günü biz stüdyoya girdik. Bütün kadroyu saymayayım ama çok önemli bir arka plan var ve geliyoruz buna. Bu albüm. O da İstanbul'da. Tamam. Ben orada okulu bitirip buraya dönünce haliyle buradaki müzisyen arkadaşlarımla birlikte çalışmaya başladık. Ve onlarla 3 sene çalıştıktan sonra 2015'te de bunun kaydına girdik. Uzun çalmanın, uzun çalmışlığın ve arkadaşlığın, dostluğun bir çıktısı var. Ne dostlar ama ya. Ne dostlar. Ne acayip bir kadrodur bu ya. Müthiş. Bazı şarkılar bazı prodüksiyon kararlarıyla gece 12'de dedim bunun kaydına gireceğiz. Biz gece 12'ye kadar deli gibi bekleyip gece 12'de onun kaydını. Peki neden? Çünkü o şarkının ismi İpsiz Sapsız. Biraz ipsiz sapsız olmamız gerekiyordu. Geceyi beklememiz gerekiyordu diyorum. Göz kırpıyorum. Siz anlayın. Anladım. Geliyoruz bir prodüksiyon ve proje. Bu projeyi de yine senden duymak isteriz Başak. Bir şarkım var. Yine benim ve Ceyda Özbaşarel ikimiz birlikte yapıyoruz. Bizim kıymetlimiz. New York'ta bizim bu çok bildiğimiz, sevdiğimiz şarkı yazarları Bob Dylan, Susan Vega, Tracy Chapman vesaire daha birçok şarkı, John Baez. Birçok şarkı yazarı bu open mic dediğimiz şarkı yazarlarının sahne aldığı gecelerden keşfedilip çıkmışlardır. Bu gecelerden bir tanesinde dinleyici olarak bulundum ve tam da Türkiye'ye dönmek üzereydim. Türkiye'ye döndüğümde büyük bir heyecanla Ceyda'yı sarsarak dedim ki bunu yapmamız lazım. Yani bunun şu anda bir örneği yok. Hemen bir an önce bunu yapmaya başladık. İstanbul'da bir open mic yaptınız. Yapmaya başladık 7 sene önce. 7 sene önce. Birkaç seneden sonra tabii bir taraftan Açık Radyo'da bunun radyo programı da yapıyordum. Bir taraftan her ay bu open mic'i yapıyorduk. Yüzlerce şarkı yazarı, binlerce müzisyen birikti. Daha sonra kaset mitani olan Kafe Mitani de yapıyordunuz değil mi? Evet. Doğru mu hatırlıyorum? Tamam. Maalesef kapandı orası. Evet. Artık Bova'da yapıyoruz. Zaten Mitani Bova kardeş. İlk albümü stüdyoda kaydettik. Ben buna böyle bir antoloji, bir belgesel gibi bakıyorum. Yani bir yapım, bir prodüksiyon. Böyle parlatılmış bir şey olarak değil de evdeki halini en yakın haliyle kaydetmek planım. Çünkü yapım zaten yapıyorlar. Hani bizim katılımcılarımızdan Kalben olsun, Eda Sena Şen Ceylan olsun, Emre Akbay olsun, ilk defa bizde sahneye çıkmış isimler bunlar. Hepsi zaten kendi parlak albümlerini, çok muhteşem albümlerini yaptılar. Ama burada dinlediğimiz versiyonları onların en sade. O elinde gitarıyla evde yatağın üstünde otururken
yaptığı versiyonları. Şimdi ikincisini kaydettik. Aa, öyle kış. Mi? Böyle 3-4-5. İkincisi ev kayıtları. Üçüncüsü canlı olacak. Aa, böyle böyle gidiyoruz. Ne zaman ikincisine biz sahip olacağız? Yaz sonu. Yaz sonunda. Yaz sonu, harika. Bu da şimdiden bir haber olsun. Bir şarkım var. Aslında yani çok bugüne ait bir anlayışın da yansıması. Daha özgür ve özgün bir müzikle ilgilenen evet. herkesin yakalaması lazım. Şimdi Başak Yavuz, birkaç tane de şey sormak istiyorum. Manhattan School of Music Master Programı'na transfer oluyorsunuz. New School for Jazz and Contemporary Music'in caz vokal departmanından sonra New York yılları falan filan. Oradaki müzik eğitimiyle buradaki müziği sormayayım mı? Öyle bir anda bir şey oldu. Mukayese edin diyecektim de olmadı mı? Soru bile mi olmadı? Şimdi oraya Afrika'dan, Asya'dan, Avrupa'dan, her yerden en iyileri gidiyor. Şimdi öyle olunca tabii müthiş bir rekabet. Hmm. Hem de yapıcı bir rekabet oluyor. Besleyici. Yani benim sıra arkadaşım şu an Broadway'de yapımcı, anlatabiliyor muyum? Hani şimdi böyle bir insanla sıra arkadaşı olunca sen de ya şimdi rezil olmayayım, ben de çok güzel bir beste yapayım. Ben de bugün derse çok iyi hazırlanıp gideyim. Hmm. Kafasıyla gidiyorsunuz. Senin sıra zaman... arkadaşın ne yapıyordur şimdi? İyi midir? Anladım. Tamam, böyle yapınca yani anladım. Bizim durumumuz zor yani. Muazzam yerlere gelen isimlerle biz tıfıl tıfıl yan yana işte oturuyorduk. Burada çok iyi müzisyenler, enstrümantalistler, vokalistler, çok parlak zihinler olduğu kanaatindeyim. Hı hı. Çok iyi değil mi bazı isimler Türkiye'de? Yoksa ben çok mu umutluyum? Kesinlikle. Mesela bizim davulcularımız özellikle. Çok yetenekliler. Çok fazla sayıda çok iyi davulcu var. Hani mesela bizim ülkede basçı bulmak hep sıkıntıdır. Öyle bizim mi? Için. Çünkü basçı çok azdır. Ama davulcu bulursun. Aa, çok enteresan. Basçılarda daha sıkıntılıyız. Davul böyle aslında şimdi hakikaten oyun olsun diye enstrüman sorasım geldi ama davulla kalayım ben. Tamam. İyi olduğumuz yerde kalayım. Davulla kalayım. Bir de şu bilgi var. 2015 itibariyle Grammy ödülleri jüri üyesisiniz. O nasıl bir şey oluyor? Ya ben bu konuda konuşuyorum kırpıyorlar. Konuşuyorum kırpıyorlar. Peki şu andan itibaren kırpılmıyor. Çok uzun o yüzden mi kırpıyorlar? Yok, kırpmıyorlar. Çünkü kırpmayalım. İpek bu şey yapma. Burayı böyle bırakalım İpek. Buyurun. Basın biraz cilalı bir şey göstermeyi sevdiği için hani çok büyük bir hadiseymiş gibi. Şimdi Grammy ödülleri jüri üyesi deyince insanlar zannediyor ki biz işte kırmızı bir masada oturuyoruz 10 kişi, 15 zarf kişi. Zarf yolluyorsunuz. Sonra şey yapıyoruz zannediyorlar. Madonna alsın bu sene. Yok hayır, Adele alsın falan dediğimizi mi zannediyorlar bilmiyorum. Ama bu dünyada binlerce üyesi olan bir sistem. Hatta artık online bir sisteme dönüştü. Hı-hı. İşte belli sayıda albüm olan, belli bir uluslararası angajmanları olan, işte haber çıkmış olan, belli bir kariyer ispat Hı-hı. edebilmiş olan kişiler başvurarak Grammy üyesi olabiliyorlar ve oy verebiliyorlar. Albüm submit edebiliyorlar. Mesela elinizde tuttuğunuz albümlerin hepsi Grammy adayı oldu. Türkiye'den ben... başka jüri üyelerimiz de var. Var tabii ki. Var. Ve ben her sene birkaç tane albüm oraya gönderiyorum ki hani 3 kişi daha dinlese kârdır diye bakıyorum. Ama şu önemli. Türkiye'den Grammy üyesi sayısı arttıkça Grammy'ye gönderilecek Türkiye'den albüm sayısı, yani orada değerlendirilme ihtimali oluşacak sayı da artacaktır. Hı-hı. Doğru mu anladım? Hı-hı. Bu çok değerli bir şey. Çok önemli bir şey. Önemli mi? Çok emin değilim. Çünkü ben bu işleri öğreneyim diye plak şirketi açıp biraz bu işleri öğreneyim diye Grammy jürisi oldum. Bence bunların hepsi para meselesi. Yani belli bir para ve belli angajmanlara, belli PR'a ulaşan kişiler. Bu Grammy'ye... Ha, oradan da umutlanmayayım. Ben... bir tek davulcular iyi, onu anladım. Davulcular iyi, onu anladım ama. İlk defa şöyle bir şey oldu. Eskiden mesela biz böyle üye olamazken belli bir plak şirketinin sahibi açıp direkt telefonu şu kişi alacak şu Grammy'leri deyip kapattığı zaman o kişi alırmış. Artık onu bir tık kırdık. Biraz daha demokratik bir oylama sonucunda. Bir tık daha evet ve independent bir iki tane isim Grammy aldı. Yani tamam hala çoğunluğu... Sektör diye bir şey var. Sektöre gidiyor ama en azından bir iki kişi onu kırabildi. Bence yine de olumludur. Belki bu bugünden yarına değildir ama zaman içinde şey yaparak olumludur. Muhip Bey'le final yapalım. İkili olarak çıktı aslında değil mi? Evet. Buna ikili demek gerekiyor. Bu ikiliyi başka şiirler ya da Muhip Bey'in başka şiirleri ya da başka şairlerin şiirleri, bilmiyorum zihninizde böyle bir şey varsa, bir albüme daha olumlu bir şey dönüştürmek gibi bir arzu var mı? Var. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Ben artık söz yazamamaya başladım. Çünkü o şiir dünyasına yani hep küçüklüğümden beri okurum ama girdikten sonra yani bir söz söylemek çok zor bir hal almaya başladı. Bu mizaçları görmek benim de çok hoşuma gidiyor. Tabii ki
bundan sonra. Ve bu iş böyle şairlerle konusuna. Belki bir albüm, bir başka yapıya doğru ya da sanki. Yeniden tekliler, ikililer belki. Bugün artık çünkü sektörde farklı evet, ilerliyor. Evet. Bu şekilde ilerleyebilir. Başak Yavuz'la birlikteydik. Bugün bir köşeden konuştuk. O köşede neydi? Aslında şiirle müziğin birleştiği bir köşe ama o köşede birçok şeye bakma imkanı bulduk. Başak Yavuz hem dünya bilgisiyle hem akademik bilgisiyle bizi işte şu kısa sürede kırpmadan aydınlattığı kadar aydınlattı ama bir tek şey var ki onu galiba hafızamızın hep bir kenarında tutmak lazım. Ne iş yaparsak yapalım ama hele ki sanatla bir şey yapıyorsak, müzik, edebiyat, resim her ne yapıyorsak yapalım. Meselemiz olsun. Meselemiz olduğunda sözümüz daha gür çıkacaktır. Bize meselenizi MUİP aracılığıyla ya da ne isterseniz isteyin meselenizi duyurduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dükkanı kapatıyoruz.